Kimisi birbirini ilk kez fotoğraflarda görmüş. Kimisi ise ilk kez kendi düğününde. Bazı çiftler sırf babası istiyor diye bu evliliği kader bilip kabul etmiş. Bazıları ise ailesi karşı çıktığı halde sevdiği kızla inadına evlenmiş. Gezmeden, tozmadan, el ele dolaşmadan, diz dize konuşmadan, iki yabancı gibi, hem de küçük yaşta. Pek çoğu da evlenince bir araya gelmiş. Kimisi bir sese, kimisi bir bakışa, kimisi bir gülüşe kaptırmış kalbini. İşte onları 40-50 yıl bir arada tutan ömürlük, ibretlik, sevgi, saygı ve huzur dolu yarım asırlık evlilik hikayeleri. Çile yoldaşımdır, dert arkadaşım. Ne deniyor acım, ne de gözyaşım. Ne deniyor acım, ne de gözyaşım. Böyle şeyler yoktu anam. Kim bu bana nereye veresin, onu alardın, veredin. Bizim öyle konuşmak bir şey yoktu hiç. Her gün beraberdik, her gün. Haberleşmezdik hiç. Şimdi kelme oğlanla tanışıyor, evleniyorlar. Ağladık canım, çok ağladık. Bizim herif 71'de Almanya'ya gitti. Ben çocuklarla kaldım. Bütün insan yok, gelmez yer gitti. Özür sen geçer. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin ala sıradın müstakim. Oğlum bak Süleyman, burası Buldur Gölü. Biliyor musun? Orası Burdur. Şura Kışlı Köyü. Burası Eskiyre. Burası Çerşin. Biz Ispartalıyız ama. Isparta'yı bağlıyız. Göl eskiden şu binanın üstüne kadar geldi dedi. Barajların yapılmasıyla, yağışların az olmasıyla gölümüz çekildi, kurur hale geldi. Oğlum bak, biz burada doğduk. Bunları iyi belle, sonunda biz hatırlarsın. Tamam mı? Hah, aferin. Bir Yastıkta 40 Yıl ekibi bu hafta Isparta'nın Şirin Senir kasabasında. Bu kasabanın sıcak ve misafirperver halkından Zekeriya ve Dudu Çalışkan çiftinin yaşadıkları eve konuk oluyoruz. Acısıyla, tatlısıyla koca bir ömür. Gelenek ve göreneklerin şekillendirdiği 54 yılın hikayesi başlıyor. Biz evveli böyle şeyler yoktu anam. Kim bu bana nereye veresin, onu alardın, veredin. Bizim öyle konuşmak bir şey yoktu hiç. Ben başka kız almayı istiyordum. Rahmetlik nenem, yani amca kız olduğundan dolayı, biliyor musun? Dedi, bunu alacağız dediler. Oradan vazgeçtik kız. Bununla nişanlandık. Biz de nişan durduk. Ondan sonra düğün yaptık. Evlendik. Beğendim, yoğurdum benim hiç. Beğendim, yoğurdum. Anam babam nereye veresin, orayı verasın. Biz dört kızdık. Dördümüzde anamız babamız nereye veresin, orayı verdik. Senin itiraz hakkın yoktu? Yok. Oraya gittik, o başka komşunun kızına. O da olmayınca dönüş yaptık buraya. Haberleşmezdik hiç. Bu her gün bizim ev gününden camiye giderdim. Ben suyu giderdim. Bu arkam dinlenmiş, ben su doldursun, napta salayım diyerek. Ben onu tanımazdım, böyle gelirdim. Yukarıdan bizim evden görünürdü çeşme. Köylerde önemliydi çeşme başları. O dönemde insanlar çeşme başında muhabbet eder,
Arkadaşlıklar çeşme başında doğardı. Aşklar çeşme başında başlar, analar oğullarına çeşme başında gelin beğenirdi. Zekeriya amca da kimseye görünmeden, Dudu teyzeden habersiz onu görmeye gidermiş çeşme başına. Yakarım ona bir seher türküsü, gözleri zaten deniz, deniz kokusu. İkimizin yerine de ben severim, odur sevdamın batısı doğusu. İkimizin yerine de ben severim, odur sevdamın batısı doğusu. Aşk olsun, aşk olsun şu alemde, hep aşk olsun şu alemde, hep aşk olsun. O güzel de beni sevsin, gönlümdeki şu taht dolsun, gönlümdeki şu taht dolsun. Her gün beraberdik, her gün. Annem açık rahatsızdın. Bunun eli biraz eli yakışıktır, sarması, yaprak sarması. Bunu çağırdın, gel kızım yaprak sarması alalım. Annem hastaydın, biliyor musun? Bu geldi yaprak sarması, biz yerdik. O hazırladın da, ben ünledin. Ninem rahmetlik vardı mı? Bizi kız çocuklarını salmazdın rahmetlik. Ben ondan saklıyorum. Buna tembih ederdin bunun arası önden, bir gün evveli. Giderdim, sarmasını sarıverdim, sulanı doldurverdim. Kaçağa geldim hemen. Nişanlandık, bir sene nişanım durduk. İstemeye gitmemizde babam, Abbas Mehmet diye adam vardı. O da akrabamızdan, biliyor musun? O evet, gitti, amcası. Amca oluyor, emmi derdik. Bir de Ramazan amcam vardı, bunlar gittiler zaten kardeşiydim bir de. Ben gitmedim, biz gitmeyiz. O zaman yoktu öyle yani şey. Yani kız evine damat gitmezdi. Bizim o zaman bir sıkma ne derdik damada? Bir gömleği alardık. Evveli böyle basmadan olurdun. Hindik gibi değil. Evveli böyle bir şey yoktu oğlum. Hindi boşçular dolusu gidiyor. Yani nasıl haber verdiniz konu komşuya köye? Okuda gidiyoruz ya. Okuda kılınca ondan gelirler. Davet gidiyor ya, basma peşkir. O zaman herkes gelir. Mübarek olsun diye gelirler. Senir kasabasının geleneği okuda atmak. Günümüz düğünlerinde düğün davetiyelerinin yarım asır önceki hali. Oku, düğün sahibinin konu komşuyu, köy halkını ve civar köylere kına ve düğünün haberini verirken dağıttığı havlu ve gömlekmiş bir zamanlar. Yani düğünlerin vazgeçilmeziymiş okular. Evlerini kadınım tersin, tersin. Ah sular akmaz bir denem tersin, tersin. Buranın geleneği, göreneği, damat gelin geldi miydin, attan yendi miydin? Damat kafasına baş atar, ondan sonra gelin al içeri giderler. İçeri gide, al gelin, al götürle içeriye. Dam üzerine bir şey çıkıyor, kafasını taş atıyor. Ondan sonra içeri de ta, para ta, para, bozuk para, o zaman buluşlar vardı. Damat savurur. Bir gün yük geliydi, diyerek bir sandık getirirler. Ondan sabah olur, günü yakala başıma. Bir gün yük çıkardı yavrum. Bir gün günü yanardı. Bir gün çeyiz serilirdi, bir gün boş olurdu. Toparlaşırlar. Şerbet içilirdin evveli. Bizim günümüzde öyleydin. Kadının hangisine erkek girmez. Bir sadıç vardır, sadıç kadınlarına katmaz. Yani erkeklerin ayrı bir yerde olur. Erkekler aynı yapar, ayrı. Davulcumuz ayrıdır, kadınların tepçisi ayrıdır.
kadınlara, tefsir tutarız kadınlara. Onlar kadınlara tefsir hizmet eder. Davulcular da bize, çalgıcılar. Daha dün gibi hatırlıyorlardı 54 yıl önceki okuyu, kınayı, düğünü. Dudu teyze bir çırpıda anlatıveriyordu olan biteni. Daha ertesi gün ettiğimiz çeyizli eserlerden, sıkman, doğun, yaz mı, neyi varsa onun eserlerden. Onu bakmaya geldin, oynaladın. Oynama falan? Oo, çok bol oynadı. Oynama oldu. İşi iyi işliyorsa o işini, halıyı güzel dokuyorsa o zaman iyi bu kız gayretli derlerdi. Kehel oldun malın olmazdı. Dokuduğu halıydı bir genç kızın evlenme çağına geldiğinin habercisi. Halı dokuyan kızlar tüm duygularını, düşüncelerini, benliklerini bu halılara yansıtırlardı. Halı dokuyan genç kızlar hem ailenin geçimine katkı sağlar hem de dokudukları halılara nakşederlerdi hayallerini. Şimdi kehel mehel mi olanla tanışıyor, evleniyorlar. Evvelce at vardı, atılan giderdi gelin. Köylü arkasında dolanırdın, öyle yapardın. Gelin yolculuğunun ulağı atmış. Kırmızı allı gelin at üstünden evinden çıkarmış. Böyle anlatıyor Dudu teyze o zamanın düğün geleneğini. Ancak Dudu teyze arabada gelin gelmiş. Tek ricasıymış arabadan gelin olarak inme. Taksiye bindir. Ben de taksiden getir. Gelin çıkar. Hala bir tane halıyı kestirmiş, önünü yazdılar, onu bana hediye edeceklermiş. Bizimkiler bilmemiş, almamışlar, halı gitti geriye. Oyna alacaksın, gala oyna. Erkekler bizim günümüzde gelmedi, bir sağ dış gelerdin, erkek bakmazdın hiç. Şimdi erkek mi erkek, karışık hepsi. Tam üzerine yüksek çıkıyor, kafasını taş atıyor. Ondan sonra çerede ta, para ta, para, bozuk para o zaman buluşlar vardı. Damat savurur. Ettiyse şimdi çeyizim olurdun, 10'dan 15'ten ne don varsa o donla dikilirdin evveli, şimdi basmardın beyim. Şey Zeynep anne, sen nasıl evlendin? Bir kısaca söylesene bu köyde nasıl oldu? Ben mi? He. Ben adamın dedesi vardı, gele giderdi, bitirdi. 2,5 sene yavru durduk. Ondanki erkeğe evlendik. Peki. Ağladık canım, çok ağladık. Ağladın mı? Sel oldu herek. Bir gün kara günler geçer, kırma canım artık yeter. Bir gün kara günler geçer, üzme gülüm artık yeter. Kavuşmamız gelir çatır, ağlama gülüm ağlama, ağlama gülüm ağlama, ağlama gülüm ağlama. Kavuşmamız gelir çatır, ağlama gülüm ağlama, ağlama gülüm ağlama, ağlama gülüm ağlama. Almanya'ya 1971 senesinde bütün vatandaş Almanya'ya gitti buradan deniz afetinden. Göl çıktı Demirel şeyinde. Ben ilk sene gitmedim. Neye gitmiyorsun? Ben dedim orada su içilmiyormuş. Rakı şarabı içelim. Ben rakı şarabı hiç evime katmadım ve daha ağzımı katmadım. İkinci sene geldim. Herkes paralı pullu geliyor. Elbisesi yeni. Altın bonazını gözet. Altın araba. Ankara'ya gittim. Rahmetlik Naci Ünver dayımız vardı Ankara'da. İller Bankası Yönetim Kurulu üyesiydim. Dayım yanına vardım. İlk vardım ben Çekiç'teyim. Sen dedi ancak dedi senlere camı çamalsın dedi. Böyle. Yani bana yani kızdı yani gitmediğimden dolayı. Bizim çıkmadı. Burada bir postacı vardı rahmetlik Hasan Hüseyin amca diye. İhtiyar. O zaman telefon döner telefonu aldı. Ankara'ya uçmak çok zor. Dedim bir abiye ara bakalım dayımız ya böyle böyle ben. Aradım, dayım bana dini çekişti. Patlayamıyorsun dedi sen de, dur ya dedi. Sabret dedi bana, kapat telefonu. Aradan iki ay geçti, bizim çıktı.
Önce Marburg'a gittim, sonra Frankfurt'a. Önce Marburg Üniversitesi. Bütün doktor docentler orada çıkar. Orada inşaat çalıştım. Yol işlerini dedim. Köylüler vardı Frankfurt'ta. Onlarla vardım böyle bir ziyarete. Onlar dediler, sen dediler, gel ya beraber çalışalım. Orada ambar, nakliye işi. Ayrı düştüm vatanımdan, yurdumdan. Sermayem yok, servetim yok elimden. Bilinmiyor yoksulların dilinden. Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk. Beni beni fakirlik, beni beni yoksulluk. Beni beni vay. Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk. Beni beni fakirlik. Beni beni yoksulluk. Beni beni vay. Bizim herif 71'de Almanya'ya gitti. Ben çocuklarla kaldım. Çocukları büyüttüm. 7 seneden sonunu gel dedim. Borcun ben ödeyen, al dokuyan. Gel 2 sene çalışmadı. Zor oldu ama ne yapacaksın? Biz 15-20 içinde etmek, su, şu, bu, gel git öğrendik yani. Elimize şey aldık. Tercüme işesi. O ölen oğlan olmadığın kanım dedin de. Gittiğimde Almanya'ya. Bir ay sonunu oldu. 3 çocuk vardı, 4 olduk. Görmedi. Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma, varım yoğum alır gider. Sirkeci'den tren gider, ona giden verem gider. Oğul, oğul, çocuklar öksüz, gelinler dul. Akşam olur hüzün çöker, omuzlarım bir bir düşer. Sirkeci'den tren gider, gözyaşımı döker gider. Sirkeci'den tren gider, Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider. Burada ezan var, orada çan, her sabah çınlar tepemizde. Uyan, uyan! Sirkeci'den tren gider, bir yaldızlı Kur'an gider. Yani bulunduğum yerde ortamda bir ev olması zordu. Üniversiteler bütün yani ev yani şey kirası çok zor. Aldın maaş kira verdin orada. Götürmedim. Senesi gelince geleceğim. Kışın tadil oldum. Kışın 2 ay 3 ay geldim. Nasıl baktın çocuklara? Vay baktım işte. Ateşin aşkına aman yakma çıramı, ya beni de götür ya sen de getme. Yazmazdım. Onu ilk kızı yazdırdım. Sonunu sonunu kendim yazmaya başladım bir sefer. Harfleri eksik yazdım, kafazı yazdım işte. Sanki köye varmış gelmiş, buluyorsun oraya mektup geldi mi? Mektup. Yani ne işliyorsun, nasılsın, saatin, sağlığın iyi mi? Böyle şöyle yazardın. Ateşin aşkına aman yakma çıramı, ya beni de götür ya sen de gitme. İhtiyaç olun para gönderdim burada. 4 tane çocuğu olunca götürmedi. Yani kazancın. Ne onun anası bakıverdi. İkisini sen bakıver, ikisini götüren dedi. Ne benim anam bakıveren demedi. İkisi de bakamaz dediler. Bakamaz deyince gidemedik. Götüremiş, şimdi aileyi dolduracağımışız.
Çocuklar da oralardı, burtulacaklardı. Eş dostu da yazın durmazdım, eşi dostu oraya giderdim. Hiç aklım yoktu. Elin tarlanı süründüm. Otursam çocukla baksam anlamadım. Hindik aklım olsa gitmezdim. İşte öyle süründük. Daha hala sürünüyoruz işte. Öylesiyi sürüneceğiz. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarasın. Ben bu derde hande derman bulayım. Meğer dost elimden efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Üç tane oğlum öldü. Üç tane sağ olan var. Nasıl oldu? İki tanesi ufak kan öldü. Biri bir buçuk yaşında, biri 10 aylık kan. Ölen olanla? Olan. Bu da 27 yaşında öldü gazadan. Trafik kazası yaptı. Trafik kazası bayramda. Yolda öldürdüler Beyşehir. O yandan araba boşaltmış, uykusuzmuş. Bunların üstüne gelmiş. Bunlar kıyı kaçtıkça çarpışmış, bir vurmuş, bir daha vurmuş. O ölmüş, bizimki de öldü. Bu balığı da öldü. Gelinle anası, kız kardeşi, onlar kiminin kol acıdı, kiminin bel acıdı. Onlar dirildi, cavur gibi oldu. Yalnız benim çocuk gitti. Niçin? Orada arkadaşlarını vereceğimiş. Aşağıcıkta et götüreceğinden de. Olmadı. Hepsi kaldı. Ne edelim? 6 tane evlatım oldu. 3'ünü kaybettik. 3 kız, 3 oğlan. Biri ben askere gidince 3 günlüyken ölü haberini duyduk. Sonra geldikten sonra bir tane daha oldu oğlumuz. O da bulağından kan geldi. Götürük doktora. Doktor da o da orada öldü. Onunla geçettik. 3. oğlumuzu da kazada kaybettik. Köyde hep ağladı herkes. Yıkıldı. Niçin ölsem yok. Gelmez yer gitti. Sadece fotoğrafını görüyoruz. Başka yok. Ölen oğlum imam ettikten sonra oldu. İmamlık yapmadı. Isparta Belediye Başkanı imamlık verdi. Mesuliyet istedi. Ben yapmayayım, okuyacağım dedi. İktisat bölümünü okuyordum. Yani dışından okuyordum. Hem görev almak için böyle bizim Naci dayımız vardı bilmiyorlar. Sen niye diyorsun ya? Boşum ben dedi. Sen dedi ben İller Mangası'nın kampına, Marmaris'te bir kamp vardı. Oraya gönderen, orada çalıştı çocuğu. Oraya gitti çocuk. Sonra bir askeri doğu yaptı askerliği. Doğu yapanlara bir güvenlik görevlisi hakkı tanındı o zaman. Gitti çocuk kazanmış şeyi, güvenlik görevlisini. Güvenlik görevlisi olduğunu işte. Sonra everdik. İşte ondan sonra bir tane bebeğimiz oldu. En zor şey bu, en zor. Evlat acısı vermesin kimseye. En zor bu. Tek oğlundu. Tek oğlum, başka yerimiz yok işte. Yok. Ya da sen... Duacın mı bırakın? Yemem, giderin arasını mezarlığa. Ziyaret eden gelmesin makrapayı. Allah kimseye evlat acısı göstermesin diye edilen duayı yaşıyordu şimdi onlar. Genç yaşta kaybettiği oğlunun acısı yüreğini dağlamıştı Dudu teyzenin. Böylesine bir acıya nasıl dayanılırdı? Hele ki kaybedilen bir evlatsa, oğulsa, onların canından bir parçaysa, cansa, canlarından bir can kopmuştu adeta. Kaybettikleri ilk gün gibi tazeydi acıları. Yıllar geçse de evlat acıları, can acıları ne dindi ne de azaldı. Hep yüreklerinde taşıyacakları bir erken ölümdü evlat acıları. Oysa her ölüm erken ölümdü. Benim bir hayal ile de bir yuva kurdum. Öleceğimi bildim de doktora sordum. Hürriyetimi gözümden ayırmam derdim. Kurdum hayaller. Kez fotoğraflarda görmüş.
kimisi ise ilk kez kendi düğününde. Bazı çiftler sırf babası istiyor diye bu evliliği kader bilip kabul etmiş. Bazıları ise ailesi karşı çıktığı halde sevdiği kızla inadına evlenmiş. Gezmeden, tozmadan, el ele dolaşmadan, diz dize konuşmadan, iki yabancı gibi, hem de küçük yaşta. Pek çoğu da evlenince bir araya gelmiş. Kimisi bir sese, kimisi bir bakışa, kimisi bir gülüşe kaptırmış kalbini. İşte onları 40-50 yıl bir arada tutan ömürlük, ibretlik, sevgi, saygı ve huzur dolu yarım asırlık evlilik hikayeleri. Çok Allah razı olsun. Konuşulacak insandır. Yemek falan seçiyor mu amca? Amcan seçmez, ben seçerim. Niye? Bir anlat bakayım, nasıl birisidir? Köyde severler mi? Sen onu çok mu seversin? Sevmezler mi? Uslu kadını kim sevmez? Hiç dövüşmedik, kavga etmedik. Ağız kavgası ederiz de. Sen lafa bakmıyorsun, gidiyorsun tersi şişliyorsun diyerek çekişirim ben buna. Yalnız öyle dövüş kavgamız olmadı. Acaba iyidir, çok usludur. Ağlayanın, acıyanın yanındadır. Elinde bir avuç bir şey olursa elilen yer. Eşilen, dostulan. Ali'nin karı, Ali'nin karı. Zeynep. Gümüşün. Gümüşün, evet. Teyzemizin kızı o. Le ederiz biz, ne bileyim. Herif mi diyorsun? Ne diyorsun? Herif mi diyorsun? Herif deriz, le ederiz. Beyinin sözünü tutarlardı. Hindikinle zor. Kadınla erkekten erkek şimdi. Evvelin ne iyiydi. Küs kalmazdık. Ağız kavgası dedik, sen öyle diyorsun, böyle diyorsun derdik. Başka şey yapmadık hanım. Ben kıymalaşayım ben. Kıymalı sarımı sarsam bunlar yer. Bayramın adı çiğetten sararım. Bunları gelenler kurun. Kendim yeme, kendim yağla sarıyorum. O da şimdi alıştı benden, yağla benim gibi yiyor. Kıymayı sonuna alıştım, erittik mi yiyorsun da. Etler kuşbaşı böyle doğrarsa aşlan için katarım, onu yeriz. Yani kıyıldı mı aşın için yemen. Komşuluğu çok iyi. Çok komşuluğu var. Allah razı olsun. Ben baş kimsenin yanına bekvamam, bunun yanına gelirim. Kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına. Telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına. 16'sında evlendim. 20'sinde askere gittim. Denizli'ye serkim çıktı. Denizli Acemi eğitiminde. Birliğimde Ramazan ayı kadın. Namazımızı kılıyorduk. Binbaşı, sen dedi namaz kıldırın. Ben devamlı namaz kaldım orada. Tamam diye bir kere kıldırın ben dedim. Deneme yaptı beni. Sonra namazı kıldırdık. Sonra bir hocamız daha geldi benden daha üstün. Sonra ona devrettik. Onunla namazımızı kıldık devamlı. Gece sahurda gelirdi. Yemeklerimiz bakardı. Önce kendisi yemekleri kontrol etti. Nasıl bizi yedirdi? Böyle bir binbaşı yani. Dindar mesela Allah. Yani sağırsa uzun ömür versin, öldüyse Allah kabrini cennet versin. Böyle bir insandı yani. İsmi Celal Hatun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
vel Kur'anil hakim inneke leminel mürselin ala sıradın müstakim tenzilel azizir rahim İtünzire kavmen ma yüzire abâühüm fehüm gâfilûn. O zaman da askerlik kısa dönemde iki yıl yaptık ve ters olduk. Mektuplaştınız mı? Tabii. Devamlı mektup atardık birimiz. Ne yazardın Dut teyze askerden? Ne yapıyorsun, ne işliyorsunuz, hastalara değilsin inşallah diye böyle şeyler yazardık yani. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O zaman işte bir oğlumuz vefat etti. Ha, onu askerde miydin sen o zaman? Askerdeydim. Üç bir tane hariç. Oğlumuz, iki ölümle oldu, bir de kazalı oldu. Üç tane oğlumuz gitti. Oğlumuz yok. Cenab-ı Allah oğlan şey vermedi biz yani, sevgisi vermedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke min hayri ve ma seleke minhu nebiyike Muhammedun ve ne'ûzu bike min şerri ma se'atike minhu nebiyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müste'anu ve aleykel belâvu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim manası. Allah'ım muhakkak ben peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın senden istediği şeylerin hayrını isterim. Senden sığındığı şeylerin şerrinden de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklerim. Dünyada ve ahirette de istenilen şeye ulaştıracak ancak sensin. Kuvvet ve kudret ancak sana ancak yardım iledir. Bu paşı dedem, anamın babası, şu da anamın anası, şu da en büyük abamız, kucağında oğlu Yusuf, bu da emmemin oğlu, kardeşimin kocası, benim küçüğüm altının. Anam, kendi anam. Bu da benim gücüm altın. Bu benim ben hu. Bu benim. Bu ki ağamın karısı. Bu Fuat babam, en büyük babam. Bu paş dedem. Nasıl birisiydi? He? Nasıl birisiydi? Çok iyiydi. Çocukları çok severdim, delikanına gelirdim, öperdim. Evleneceğim, ne zaman evleneceğim diyerek sorardım. O da öldüğünü bakardım. Babam, bu da anam, Cemile. Çiftçilik yaparlardı bunlar işte. Bizleri büyüttü, gelin etti hepimizi. Burası yeni mezarlık. Babamın kabri hemen şu önümüzde. Babamın yaşı 96 yaşında vefat etti. Annem var aşağıda. Oğlum var aşağıda. Oğlan 24-25 yaşında. Burada geldik mi üç kulübelle bir Fatiha okuruz ruhuna. Hepsi bu kadar. Bunlar hep akrabalarımız çok. Hep bunlar köylümüz bir akrabalar çok. Abdullah, Feyzullah oğlu Abdullah. Babamın adı, babasının babası Feyzullah.
ölümü 16-3-1900. Doğumu 1917. Yani çok yaşlıydım yani. Şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid. Kehven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid. Lem yelid. Fekul lahu kehven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sadakallahul azîm. 5 tane çocuğum. Bu kuşak neydi? Kırmızı kuşak? Böyle kuşak bağlanırdı. Ben de bunu bağlıyordum ilkin. Şimdi kuşak bağlamayan. Murat olalı alın. Şimdi şurada oğlum var. Annem var. Kabristanımız çok bakımlıdır. Başkanımız yani kendi evine bakmaz böyle kabir vakti gibi. O kadar çalışkan yani bu uçlu sahada. Bak her yerde bak numaralı vardır. Hani bir yabancı gelse kabiri bulmak için zor çekmez. Gidecek belediye kitaptan bulur. Bunu ben başardım, önerdim bu kitabı. Murat benim oğlum. Benim oğlum bu işte. Murat Çalışkan. Rahmetli oldu. Kabri cennet olsun. Makamı cennet olsun. Kepi genç gitti. Biz sırayı savdı. Bizim sırayı aldı. Evliydin. Çocuk var, torunumuz. Ne yapalım? Cenab-ı Allah bize elbette şey olan sevgisi göstermedi. Bizden bazı sevmiş aldı. Üç olandan bir tane de koymadı yani. Oğlumuz yok. Trafik kazası geçirdi. Bu da sizin imkanınız. Neden? Şükür. Benim direğimdi ama ne yapalım? Yıkıldı, direğimiz göçtü. Evimin direğiydi o. Şimdi iki kız var, bir sakat kızım var. Köyün değil, şu geçip olun şey bilinseydin. O kadar sevilen kişiydi. Annemin kabri. Şimdi kendisi buluyor. Evleniyorlar. Şimdi sözü bakmıyor ki kadınla. Evveli iyiydi. Şimdikine küs oluyor, barışıyorlar. Boşanıyorlar. Şimdikine kocalarını hürmet ederse, kocalar da onları hürmet eder. Etmedin mi, kakışa akana iş bozulur gider, kötülük olur. Yavrum eski seninle ağırlığıydı, senin anneciğin. Şimdikine kimi ağırlığı, iyisi de var, kötüsü de var yavrum. Gençlerin anne babayı saygı olsun, gençliğin kıymetini bilsinler. Büyük küçüğü saysınlar. Büyük küçüğü saygı, sevgi yok, kalktı şimdi. Babası şurada oturuyor, oğlu orada oturuyor, benim içerim ısılıyor. Ben babamın girdiği kahveye girmezdim. Oğlum bak Süleyman, burası Buldur Gölü, biliyor musun? Orası Burdur, şurası Kışlı Köyü, burası Eskiyere, burası Çerçin. Biz Ispartalıyız ama, Isparta'ya bağlıyız. Göl eskiden şu binanın üstüne kadar geldiydi. Barajların yapılmasıyla, yağışların az olmasıyla gölümüz çekildi, kurur hale geldi. Oğlum bak, biz burada doğduk. Bunları iyi belle, sonunda biz hatırlarsın. Tamam mı? Ha, aferin. Hacca gittik. Hacı'yı gittik. İki de ömür ettik. Müslüm Bey, benim hanım hiç beri çıkmadı. Hiçbir tarafa gitmedi. Gel ben sana gezdim diye. Hacca götürdüm.
haç yaptık, Allah kabul etsin. 1900 yılında. 2000 yılında bir şey de yaptık, ümre yaptık. 2004 yılında bir daha yaptık ümre. Bu sene nasip olmadı, bu sene niyetim vardı ama bu sakat kız bizi engelledi. Gitmedik. Astım olunca, hastalık dolayısıyla gitmedik. Neydi, doyulmadılar. Onlar doyulmaz. Onlara giden bir daha gitme ister, beş daha gitme ister. Yani benim gönlüm orada şimdi. Yani bir de beş daha gitsem doyamam. Oranın havası, suyu bambaşka. 53 yıldır evliyiz. Beraber yaşıyoruz. Aramızda hiçbir dargınlık da olmamıştır. Biz bu Sendik kasabasında doğduk. Burada büyüdük. Burada da iti aradık. Son hatta geldik. Yaş 74'ü buldu. Oku dağıtmayı, damada taş atmayı, sıkmanın ne olduğunu ve 54 yıl nasıl geçmiş onu öğrendik Dudu teyze ve Zekeriya amcadan. Bir yastıkta 40 yıl ekibi olarak Dudu teyze ve Zekeriya amcaya sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz.